Birkaç gündür sağlıklı olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunları öğreniyoruz. Mesela dün neyle ilgiliydi derslerimiz? Temizlik değil mi? Sağlıklı olmak için. Evet, temiz olmanın önemiydi. Onunla ilgili değil, giysilerle ilgili, doğru giyinmekle ilgili. Şimdi ben size birkaç tane görsel göstereceğim. Bu görsellerde tuhaf bir şeyler var, saçma bir şeyler var, olmaması gereken bir şeyler var. Bir bakalım bakalım. Sizce bu mevsim hangi mevsim? Bu çocuklar hangi mevsimde Kış. oyun oynuyorlar? İyice bir bak ama, iyice bir bak bak. Sararan, sararan yapraklar, yağmur. Ne yazıyor? Bravo. Sonbahar yağıyor. Sararan yapraklar dökülüyor. Bu hangi mevsimi hatırlatıyor? Sonbahar. Sonbahar mevsimi. Çok doğru. Şimdi bir bakın bakalım bu görselde. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Ama şu anda onu deniyorum. Şu anda bir bakın bu çocuklara tuhaf olan şey ne? Normal mi? Yağmur yağıyor. Elinde şemsiye var. Üzerinde montu var. Hırka gibi işte. Normal geldi bana. Bir tuhaflık yok. Peki şu çocukta var mı bir tuhaflık? Var. Şemsiyesi yok. Ama belki de yağmurda ıslanmak istiyordur ki ben de çok severim. Yağmurda ıslanmayı çok severim. Çok zevk verir bana. Bakın bakalım. Burada var mı bir tuhaflık? Ayakkabılar, giysi. Nasıl? Normal. Evet. Gel bakalım şu çocuğa bir bakalım. Her şey normal. Ne giymiş? Pijama giymiş. Pijama giymiş. Ya ama siz sokaktalar. Bahçede oyun oynuyorlar. Hiç olur mu? Pijamayla giyilir mi? Olur mu? Garip değil mi birazcık? Bu çocuğunki de normal. Şimdi bekle. Hemen diğer görseli açacağım. Bekleyin. Komik mi? Bakalım. Buradaki tuhaflık nerede? O biraz küçük. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Hangi mevsim sizce bu? Kış. Kış. Bravo. Bakın bakalım buradaki tuhaflık nerede? Aferin, çektim geldi. Aferin Serra.
Bakın bakalım şimdi buradaki tuhaflık ne? İyi cevap. Hemen söyle lütfen. Ben burada. Kış. Hop. Kış. Dur. Herkes bulsun istiyor. Kış. Kış. Söylemiyorum. Herkes dikkatle resme baksın. Tek tek bakın her tarafına resmi. Garip olan şeyi bulun. Bulduysan hiçbir şey söylemeden sadece parmağını kaldır. Veya parmağını indir. Bir şey yap ama söyleme. Tamam mı? Şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin, değişik bir şey yapabilirsin ama söylemiyorsun, tamam mı? Buldun mu? Buldum ben. Buldu mu herkes acaba? Evet. Bulamayan var mı? Bulamadığın bir yer var mı? Kış tişörtü dediğim mi? Hadi hep birlikte söyleyelim o zaman. Kış tişörtü dediğim mi? Tişört demiyoruz da kışlık giyinmiş, kış mevsimine göre giyinmiş. Bu tuhaf değil mi? Evet. Böyle bu şekilde giyinirse ne olur? Terler. Bravo, terler. Çünkü hava zaten çok sıcak. Bu giysiler de onun ısısını korur, daha fazla korur ve terlemeye başlar değil mi? Evet. Terleyince hasta olunur mu? Olur. Olur. Çünkü bakın vücudun ihtiyacına göre giyinmemiz lazım. Vücut eğer soğuk yerdeyse öğretmenim. Vücuda giysilerle vücudu örtmek lazım ki vücut ısımızı koruyalım. Giysiler bizi ısıtmaz. Biz kendi kendimizi ısıtırız. Öğretmenim. Giysiler ısıyı korur. Bir dakika, bir dakika arıncımı anlatmam lazım. Bakın, giysi bizi ısıtmaz aslında. Mesela bir giysi, mesela şu giysi, atıyorum şu giysi. Bu kendi böyle ateş mi var bunun içinde? Hayır, bu bizi aslında kendi kendinde ısıtmıyor. Bu soğuk. Giysiler soğuktur. Biz onları giydiğimizde, bu bana olmaz ama mesela diyelim ki giydiğimi farz edin. Ben bunu giydiğimde vücudumun ısısını korur. Vücudumun ısısının gitmesine engel olur. Bu yüzden biz soğuk havalarda giyiniriz. Kalın giyiniriz. Ki böyle ısımız kalsın diye, bizde kalsın diye. Yazın. Ne demek istiyor hocam bize? Yaramaz verdi. Yaramaz verdi. Sarışta ne olsun Allah zaten dersin. Evet, bu yüzden mevsimine göre giyiniriz. Eğer soğuk bir havada vücut ısısını korumayan yazlık giysiler giyersek, askılılar, şortlar giyersek vücudumuzun ısısı uçar gider ve biz ne oluruz? Üşürüz. Ve bu bizi hasta eder. Sıcak havada ise yoksa da değil. Evet, sıcak havalardayız. Gereğinden fazla giyinirsek vücudumuzun ısısı, havanın ısısı çok gelir ve terlemeye başlarız. Terleyince de hasta olabiliriz. Mevsimine göre giyinmek gerek. Şimdi biz etkinlik planımızdaki çok tatlı bir oyun var. Onu oynayacağız. Evet, hazır mısınız oyuna? Evet. Bak, şöyle bir oyun olacak. Şimdi bak, bir sürü eşyalarımız var ya bizim. Bak, bir sürü giysiler var. O giysilerle giysilerle yapacağız. Üst üste giyineceğiz. Tamam mı?